Merhaba sevgili gençler. Ben Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'nden matematik öğretmeni Gülşah Gözeçen. Bu hafta yaptığımız TYT denemesindeki matematik sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Şekillere dikkat etmenizi istiyorum. Üçgen şekli içine giren sayının karesini almamızı söylüyor. 3'ün karesi. Kare şekli ise içindeki sayıyı eksiyle çarpmamızı söylüyor. 9 artı 3'ten sorumuzun cevabı 12 olarak geliyor. İkinci soruda şekildeki karelerin içindeki sayılar ikişer ikişer artıyormuş. Ondan 2'yi çıkardım 8, 2 çıkardım 6. 2 ekleyerek sağ tarafa doğru ilerlersem 12 ve 14. Bulduğum sayıları yerine yazayım. 6 artı 14 bölü 8 artı 12. 20 bölü 20'den sorumuzun cevabı 1 olarak gelecek. Üçüncü soruda A ve B pozitif tam sayılardır. Burada deneme yoluyla da bulabilirsiniz. Ben hangisi 28'e bölünebilen bir sayı diye düşüneceğim. 4 28'e bölünüyor. Yani sağ tarafa attığımda sağ tarafı 4 parantezine alabileceğim. 5B eşittir 4 parantezinde 7 eksi A. Buradan neyi görüyorum? B sayısı 4'ün katı, 7 eksi A sayısı da 5'in katı. Buna göre değer vereyim. İlk aklıma gelen sayı 4. O zaman burası da 5 olacak. 5 olması için parantezin için A'nın 2 olması gerekiyor. A'nın alabileceği en küçük değer 2'dir. Dördüncü soruyu okuduğumuzda her bir hazneye üzerindeki adet kadar para atacağım ve her bir hazneye farklı paralar atacağım. kanun elinde 10'er on, tane 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL var. O halde en az parayla bir kahve almasını istiyorsam kat sayısı Büyük olana yani 4 tane para atacağım hazneye 10 kuruş atarım. 3 tane para atacağım hazneye 25 kuruş atarım. 2 tane para atacağım hazneye 50 kuruş. 1 tane para atacağım hazneye de birbirinden farklı atacağım için 1 TL. 1 TL'ye de 100 kuruş demek istiyorum. Daha sonra 2 çarpı 50 artı 3 çarpı 25 artı 1 tane 100 artı 4 tane 10 kuruş. Topladığım zaman 315 kuruş yani 3 TL 15 kuruş yapacak. E şıkkını işaretliyorum. Beşinci soruda A, B ve C tam sayılarmış. Bir içler dışlar çarpımı yaparsam çok rahat bir şekilde göreceğim. A artı B eşittir 2C. 2C çift bir sayı. Bir tam sayı 2 ile çarptığımda C ne olursa olsun. 2 ile çarpıldığında sağ taraf çift olacak. Yani A ile B'nin toplamı çift. O zaman bunlardan her ikisi de tektir dersem toplamları çift olacaktır. E şıkkını işaretliyorum. Diğer şıkların doğru olup olmadığını emin olamam. Bilemem. Altıncı soruda ürün kodu ve kontrol kodunu değiştireceğiz. Yalnız ürün kodu ve kontrol kodunda kullandığım rakamları kullanmayacağım. Ben sizin için buraya tüm rakamları yazdım. Kullanamayacağım rakamların üzerine çiziyorum. 4, 5, 6, 7 ve 9'u kullanamayacağım. Geriye kalan rakamlarla 6 basamaklı bir sayı oluşturacağım. Rakamları farklı kullanmak zorunda değilim. O zaman seçeceğim en büyük altı basamaklı sayıyı 888888 diye seçerim. En küçük altı basamaklı olacağı için bir ile başlar. Diğer rakamları sıfır seçerim. Ve çıkarma işlemini yaptığımda sorunun cevabı değişik olarak gelir. 7. soruda bir çözümleme yapalım gelin birlikte. 100B artı 10A artı 1C eksi. Yalnız dikkat ediyorum eksi 100C artı 10A artı B'nin tamamının önünde. Eksiyi dağıttığımda 10A ile eksi 10A'nın birbirini götürdüğünü görüyorum. 100B eksi 1B 99B artı C eksi 100C eksi 99C eşittir 693. 99 parantezine alıyorum ve 693'ü 99'a böldüğümde b eksi c'nin 7 olması gerektiğini buluyorum. Şunu yapacağım. 10 faktöriyen açıyorum. 10 çarpı 9 faktöriyen şeklinde artı 9 faktöriyen. Yine aşağıda da büyük olanı açıyorum. 8 çarpı 7 faktöriyeli görünce durdum. Yukarıya 9 faktöriyel parantezini alıyorum. 10 artı 1'den 11 geldi. Aşağıya 7 faktöriyel parantezine alıyorum. 8 artı 1'den 9 geldi. Yukarı tekrar açayım. 9, 8 ve 7 faktöriyel çarpı 11. Aşağıda 7 faktöriyel ve 9 dursun. Sadeleştirmeleri yapalım. 7 faktöriyeller birbirini götürdü. 9 ile 9 birbirini götürdü. 8 çarpı 11. Sorumuzun cevabı 88 olarak geliyor. 9. soruda bölenimizin kalandan büyük olması gerekiyor. Yani 8 küçüktür a kare. O zaman en küçük değer dediği için a en az 3 olur. Çünkü x ve a birer doğal sayıymış. A'yı bir doğal sayı 3 olarak seçiyorum. Karesi 8'den büyük olan en küçük doğal sayıyı seçtim. Şimdi soru şu hale dönüştü. x bölü 9, 3 artı 1, 4, kalanım 8. x eşittir. 4 çarpı 9 artı 8'den x'in alacağı değer 44 olarak geliyor. 10. soruda 5 basamaklı bir sayının 5 ile bölümünden kalan 3'müş. Dolayısıyla birler basamağı 3 olabilir, birler basamağı 8 olabilir. Bunu yaptıktan sonra soruyu okumaya devam ediyorum. 9 ile bölümünden kalan 2'dir. Rakamları toplamının 9'un katının 2 fazlası olacak. 4 5 5 ve 3'ü topladım. 17. 20'ye tamamlayacağım çünkü kalan 2 olmasını istiyorum. A'yı 3 olarak buluyorum. Sağ taraftaki rakamları topluyorum. 4, 5, 5 ve 8'i toplarsam 22. Bu sefer 29 olmasına çalışacağım. Tekrar söylüyorum. 9'a bölündüğümde 2 kalanını veren sayı 29'dur dedim. 22'ye yakın olan sayı. O zaman bunu da 7 olarak seçiyorum. A'nın alabileceği değerler toplamı 3 artı 7'den 10 olarak geliyor. 11. soruda az kadro ve yedek kadro olarak ikiye ayıracağım. Burada pozitif bölen sayılarına dikkat edeceğim. Pozitif bölen sayıları eşit olanlar as oyuncular. Sizin için şöyle bir tablo oluşturdum. Sayıyı 6 olarak düşünüyorum. Asal çarpanlarını ayırdım. 3 çarpı 2. Pozitif bölen sayısını bulmak için üstünü 1 arttırdım. Üstünü 1 arttırdım ve çarptım. 4 buldum. 8'e inceliyorum. 8 eşittir. 2'nin küpü. Üstünü 1 arttırdığımda 3 artı 1'den pozitif bölen sayısı 4. E, ee, ilk iki sayıdan şunu görüyorum. Demek ki as oyuncuların formal numaralarındaki pozitif bölen sayısı 4. 4 olanları bulmaya çalışacağım. Mesela 15 de 4'e eşittir. Nasıl? 3 çarpı 5. Üstleri 1 arttırıyorum ve çarpıyorum. 4. Devam edeyim. 14'ün de 2 tane çarpanı var. 2 çarpı 7. 2 tane asal çarpanı var. Üstlerini birer arttırıp çarptığımda 14'ün de asal oyuncu olduğunu gördüm. Bir de 27'yi gözüme kestirdim. 27, 3'ün küpü. 3 artı 1'den 4 gelecek. Zaten 5 tane as oyuncum vardı. Ben sizin için hepsini buldum. Diğerlerini de siz pozitif oran sayısına baktığınızda farklı değerler geldiğini göreceksiniz. 6, 8, 15 ve 27 bizim as oyuncularımız. 36 ise yedek oyuncumuz. 12. soruda artı 2 artı 2 fazlalığı görüyorum. Ve bu denklem sisteminde hepsinden 2 çıkarıyorum. a eksi 2 6x artı 8'i. Şimdi a eksi 2 sayısı 6 ve 8'in katı. Şöyle yaparız. En küçük ortak katını buluruz 6 ve 8'in. 24'tür. a eksi 2 24 sayısının katıdır. Burada a'nın alabileceği 3 basamaklı en küçük tam sayıyı istiyor bizden. k yerine ne yazarsak? 24 ile çarptığımda 3 basamaklı bir sayı olacak. K yerine 5 yazarsam 24 ile 5'in çarpımı 120 eksi 2. Yani a eksi 2 120'ye eşitse aradığım a değeri 122'dir. 13. soruda rasyonel sayılarda 4 işlem yapacağız. 2 eksi 3 bölü 4, 5 bölü 4'e eşit. 1 artı 1 bölü 4 de 5 bölü 4'e eşit. Paydaya geçerken payın 0 yaptığını gördüm. Ay sıfır yapıyorsa sıfırı hangi sayıya bölersem böleyim sıfır hariç e, sıfır gelmesi gerektiğini biliyorum. 14. soruda denklemin köklerinden biri 2 imiş. Kök demek x demektir. x yerine 2 yaz diyor. Gelin birlikte yazalım. 2 bölü 2 eksi a artı 1 bölü 2 artı 3 5 yapan eşittir 1. Buradaki 1 bölü 5 kesimini diğer tarafa eksi 1 bölü 5 olarak atıyorum. 4 bölü 5. Burada soldaki pay ile sağdaki payı sadeleştirebilirim. 2 içler dışlar çarpımı yaptığında 4 eksi 2 a eşittir 5'ten a eşittir eksi 1 bölü 2 sonucuna ulaşırız. 15. soruda 2 a artı 3 b değerini soruyor. Bu bir eşitsizlik sistemi. Üstteki eşitsizliğimi 2 ile alttakini 3 ile çarpacağım ki 2 a artı 3 b'ye ulaşabileyim. Eksi 8 küçük eşit 2A küçüktür 18. 3 ile çarparsam 6 küçük eşit 3B küçüktür. 3 kere 6 18. Taraf tarafa topladığımda eksi 2 küçük eşit 2A artı 3B küçüktür 36. Bu ifadenin alacağı en küçük değeri sormuş. Eksi 2. A ve B'ye eşitlik olduğu için A ve B'nin en küçük değerlerini seçerek de bu sorunun cevabını bulabilirdiniz. 16. soru mutlak değer sorusu. Mutlak değer sorularında ben şunu bulmasını istiyorum öğrencinin. Mutlak değerin içi negatif mi, pozitif mi? İster değer verin, ister hayal edin. X artı 1, X yerine eksi 4, eksi 2 aralığına herhangi bir değer yazdığında sonuç negatif çıkacak. X artı 2 de negatif, X artı 5 pozitif. Bu şu demektir, eğer mutlak değerin içi negatifse eksiyle çarparak çıkar eksiyle çarparak çıkar. Eğer mutlak değerin içi pozitifse dışarıya olduğu gibi çıkar. Burada eksi x, x artı x'in birbirini götürdüğünü görüyorum. Geriye eksi x, x kaldı. Eksi 3 artı 5 de 2 yapar. Sorumuzun cevabı 2 eksi x'tir. 17. soruda x'in üzerine a yazmanı istemiş. Alttaki çemberin içinde ne varsa onun üstteki çemberi onun üstü olarak yaz. O zaman yazarsam 2 üzeri x artı 1 olur. 1 bölü 8 ise 2 üzeri eksi 3 demek değil midir? Dolayısıyla tabanlar aynı. Üstler birbirine eşit olacak. x eksi 4 gelecek. x e eksi 4 olarak bulduk. Şimdi 1 bölü 9 üzeri eksi 4 bölü 4. Yani nedir? 1 bölü 9 üzeri eksi 1. 1 bölü 9'a takla attıralım. Sorumuzun cevabı 9 olarak geliyor. 18. soruda bir atık pil yaklaşık 80 metre küp toprağın kirlenmesine sebep oluyor. O zaman bir doğru orantı yapalım. Elimizde 1 kilogram atık pil varken 80 metreküp toprak kirleniyor. Elimizde 204,8 kilogram atık pil varken kaç metreküp toprak kirleniyor? Doğru orantı içler dışlar çarpımı yaptığımda x'i 16.384 buluyorum. Bu sayı 2'nin 14. kuvveti B şıkkını işaretliyorum. 19. soruda 24 üzeri x'i asal çarpanlarına ayıralım. 24 3 çarpı 8 demek. 3 çarpı 8 yerine 2'nin küpü yazayım. 8 yerine 2'nin küpü yazı, yazıyorum. x. Buradaki x her ikisinin üzerinde 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x üzeri 3. Yer değiştirebilirler. Çarpma durumundalar. 3 üzeri x yerine b, 2 üzeri x yerine a yazdığımda a küp çarpı b cevabını elde ediyorum. 20. soruda şöyle bir şey yapalım biraz sonra kare köklerini alacağım için x'in civarında olan ve kökü alınabilen sayıları hayal ediyorum. 9 ve 4 arasında. O zaman kök x de 2 ile 3 arasındadır. Şimdi z ve y'ye geliyorum. z ve y de kökü alınabilecek 16 ve 9 sayıları arasında. O zaman köklerini aldığında 3, kök z, kök y ve 4. Demek ki Kök Z ve kök Y 3 ile 4 arasında olacak. Kök X ise 2 ile 3 arasında olacak. Bunu sağlayan tek şık C şıkkıdır işaretliyorum. 21. soruda 16 kök 5 birim yükseklikten bırakıyorum. İlk yüksekliğim 16 kök 5. Bunu yazıyorum buraya. Daha sonrasında her bir seferinde kök 5 bölü 4 kadar yüksek çıkıyor bir çarptı. E çarpayım 16 kök 5'i kök 5 bölü 4 ile çarparsam 20 gelecek. Bunu 1 yükseldi. 1 indi. Çarpı 2 yapıyorum. Dikeyde aldığı yolları toplayacağım. 40. Daha sonra tekrar değdi. Bu sefer 20 birim yükseklikten geldiği için 20'yi kök 5 bölü 4 ile çarpıyorum. Sadeleştirirsem 5 kök 5. Yine bu da yükseldi ve geri geldi. 2 ile çarparsam 10 kök 5. 3. çarpmasına kadar dikeyde aldığı yolları topla diyor. 40 burada dursun. Artı 26 kök 5 olarak. 22. soruda çokgen kaç kenarlıysa o kadar dereceden kök içerisine alır. Mesela çokgenin 5 kenarlı o zaman eksi 32'yi 5. derece kök içerisine alıyorum. Artı 216, 216'yı küp kök içerisine alıyorum. Bu arkadaşı da 4. dereceden kök içerisine alıyorum. Eksi 32 Eksi 2'nin 5. kuvveti dışarıya eksi 2 olarak çıkacak. 216 altının küpü 6 olarak çıkacak. Bu arkadaşta dikkatli olacağım. Kökün derecesi çiftse dışarıya mutlak değerini alarak çıkacak. Ve bu gerekli toplama işlemlerini yaptığımda sorumun cevabı 7'dir diyeceğim. 23. soruda gruplandırarak çarpanlarına ayırıyorum. Benzer olan ifadeleri yan yana getirmek istiyorum ki daha rahat göreyim. 2A parantezine alırsam A eksi B. Eksi 3C parantezine alırsam yine A eksi B. Şimdi A eksi B'lerin ortak olduğunu gördüm. A eksi B parantezine aldım. A eksi B'yi 4. 2A eksi 3C'yi 6 olarak vermiş. 4 ile 6'yı çarparsam sorumun cevabı 24 olarak geliyor. 24. soruda İlk kesrimin her ikisinin de iki parantezine bilindiğini gördüm. x kare artı 2x eksi 3 bölüm. iki parantezinde x eksi 1. Bölme işleminde ters çevrilir. Çarpmaya dönüşürdü. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. İkiler gitti. X eksi birler gitti. Şurada da bir çarpanlara ayırma yapacağım. Çarpımları eksi 3. Toplamları artı 2 olan iki tane değer buldum. Ve ne diyeceğiz? Bu kısım için x artı 3 ile x eksi 1'in çarpımıdır. Paydada da x artı 3 vardı. x artı 3'ler birbirini götürdüğünde sorumun cevabı x eksi 1 olarak geliyor. 25. soruda a bölü b ve b bölü c kesirlerinde b'lerin ortak olduğunu görüyorum. b'leri aynı sayı yapmaya çalışacağım. Kesri genişleteceğim. a bölü b kesrini 2 ile genişletirsem 2 bölü 6, B bölü C kesrini 3 ile genişletirsem 6 bölü 9 gelecek. A'nın 2K, B'nin 6K, C'nin 9K olduğunu buluyorum. Topladığımda 17K34 geliyor. Aradığım K değeri 2 imiş diyorum. Bana C'yi soruyorsun. C'ye 9K demiştim. 9 çarpı 2'den sorumuzun cevabı 18'dir. 26. soru az önceki soruya çok benziyor. Şimdi fındık ve fıstık harfleri F ile başladığı için şöyle bir düzenleme yapacağım. Fındığı A ile, fıstığı B ile, leblebiyi de C ile göstereceğim. 20 gram fındığa 30 gram fıstık demek A bölü B oranının 20 bölü 30 yani 2 bölü 3 yapması demektir. 40 gram fıstığa 60 gram leblebi demek B bölü C oranının 40 bölü 60 yani onun da 2 bölü 3 olması demektir. Az önceki soruda yaptığım gibi yine B'ler ortak. Üstteki kesri 2 ile genişletiyorum. A bölü B eşittir 4 bölü 6. Alttaki kesri 3 ile genişletiyorum. B bölü C eşittir 6 bölü 9. Buradan A eşittir 4K, B eşittir 6K, C eşittir 9K gelecek. Fıstığa 60 gram demiş. Fıstık olarak gösterdiğim harf B harfiydi. B eşittir 6K. 6K 60'a eşitse K eşittir 10'dur. Bana karışımın ne kadar olduğunu soruyor. Topladığımda 19K yaptığını görüyorum. K yerine 10 yazdığında karışımımız 190 gramdır arkadaşlar. 27. soruda kadın ve erkek yolcuların sayısının 40 olduğunu biliyorum. Otobüsten 4 tane kadın yolcu. 3 tane erkek yolcu indiğinde erkeklerin sayısı kadınların sayısının 2 katına eşitmiş. Buradan düzenleme yaptığımda 2K eksi 8 eşittir E eksi 3. E'yi yalnız bıraktığımda 2K eksi 5 olduğunu görüyorum. Ve burada gideceğim yukarıdaki denklemde E gördüğüm yere bunu yazacağım. K artı 2K eksi 5 eşittir 40. 3K eşittir 45. Kadınların sayısı 45'i 3'e bölersem 15 olarak gelecek. 28. soruda belirli bir yükseklikten bırakılan bir top her seferinde 2 bölü 7'si kadar yükseliyor. Şöyle yapacağım. Birinci kezdeydi. A yükseklikten bırakılmış olsun. Tekrar yükseldi geldi. İkinci kez. B yükseklikten geldi ve B'nin 2 bölü 7'si kadar yükseldi. İşte bize bu sayıyı vermiş. Adım adım geriye gideceğim. B'nin 2 bölü 7'si 8 ise B sayısı 28'dir. Peki hangi sayının 2 bölü 7'si 28'dir? Bu sefer ilk bırakıldığı yüksekliğe A demiştim. Bunun 2 bölü 7'sinin 28 olduğunu biliyorum. 28'i 7 ile çarptım. 2'ye böldüğümde ilk bırakıldığı yüksekliğin 98 santim olduğunu buluyorum. 29. soruda annenin yaşı kızının yaşının 2 katından 4 fazladır demiş. 6 yıl sonra kızımız 6 yaş büyüdü mü? 6 yıl sonra kızımızın yaşı 32 ise kızımızın şimdiki yaşı 26'dır. Bana annesinin şimdiki yaşını sormuş. Annesi 2x artı 4'tü. X yerine 26 yazıyorum. Ve 2 çarpı 26 artı 4'ten annenin şimdiki yaşı 56 olarak geliyor. 30. soruda Bekir ve Beşir. Yine aynı harflerle başladığı için ben Bekir'e A, Beşir'e B diyorum. Bekir ve Beşir'in yaşları oranı 4 bölü 5'miş. 4 yıl sonra Bekir de Beşir de 4 yaş büyüyecek mi? A artı 4 bölü B artı 4 eşittir 9 bölü 11. İlk denklemden A'nın 4K, B'nin de 5K olduğunu görüyorum. A yerine 4K yazıyorum. 4K artı 4. B yerine 5K yazıyorum. 5K artı 4 eşittir 9 bölü 11. Burada içler dışlar çarpımı yapıyorum. 44K artı 44 eşittir 45K artı 36. K eşittir 8 olarak geliyor. Bana neyi soruyorsun? Bana Beşir'in Beşir bugünkü yaşına soruyorsun. Beşir'e 5K beş demiştik. 5 çarpı 8'den Beşir'in şimdiki yaşı 40'tır. 31. soru. Bir şoför aracıyla 420 kilometrelik yolu 7 saatte gitmeyi planlıyormuş. 420 kilometrelik yolu çizdim. İlk kısmı 120 kilometreyi 3 saatte gitmiş. Burası 120 kilometre. Kalan yolum nedir? 300 kilometreye. İlk yolu 3 saatte gittiğini görüyorum. Toplamda 7 saatte gitmesi gerektiği için kalan yolu da 4 saatte gidecek. Soru bana kalan yoldaki hızını sormuş. Hızı bulmak için yolu süreye bölüyorum ve hızı 75 km/saat olarak buluyorum. 32. soruda aynı kapasiteye sahip 2 usta 10 günde işi bitiriyormuş. Adım adım ilerleyelim. 2 usta 10 günde bitiriyorsa bir usta 20 günde bitirecektir. Peki, 5 çırak 12 günde bitiriyorsa yine bir ters orantı var. 1 çırak 5 çarpı 12, 60 günde bitirecektir. Bana bir usta ve bir çırak toplamda kaç günde bitireceğini söylüyor. O zaman formülü yerine yazarım 1 bölü 20 artı 1 bölü 1 bölü 20 artı 1 bölü 60 eşittir 1 bölü t'den. Buradan aradığım t 15 olarak gelir. İki türlü kampanya olduğunu görüyorum. 300 liralık bir alışveriş yapacağım. İlk kampanya şunu söylüyor. 100 liraya 20 lira indirim yapıyorum. O zaman 300 liraya 3 katı 60 liralık indirim. 300 eksi 60'dan 240 gelecek. Zaten bütün şıklarım 240. Eleyebildiğim bir şık olmadı. İkinci kampanya, kampanyaya bakayım. 30 liraya %20 indirim yapıyor. 30 liranın %20'sini hesaplamak istiyorum. 6 TL. Şöyle bir orantı yapalım yine. 30 TL'de 6 liralık indiriminiz varsa 300 lirada 10 katına çıktım. Kaç liralık indirim olur? X eşittir 60 TL. Yine 300 eksi 60 yapacağım. Yani her iki kampanyada da bana eğer 300 liram varsa, 300 liralık bir alışveriş yapıyorsam 60 lira indirim yapacaklar. 34. soru bir karışım sorusu. Şekil 1'deki tuz miktarını bulmak istiyorum. 30'un %20'sini hesaplayacağım. Az önce bunu hesaplamıştım. 30'un %20'si 6 gram tuz. 30 gramlık karışımım var. Daha sonra şekil 2 ve şekil 3'deki tuz ve su e, şekil 1'e ekleniyor. Ne kadar tuz geldi? 10 gramlık tuzum geldi. 20 gramlık karışım geldi. Kabımın yeni haline olmuş oldu. 16 tuzum var, 50 karışımım var. Burada %32 olduğunu görebilirsiniz. Veya orantı yaparsınız. 50 gramlık karışımda 16 gramlık tuzum varsa yüzde ne kadardır dersiniz? Ve x'i 32 olarak bulursunuz. 35. soruda soldaki dik üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Açılarından biri 45, diğeri de 45'tir. Dolayısıyla soldaki üçgen ikizkenar dik üçgen 6 6 kök 2 üçgenimi elde ettim. Sağdaki üçgen 6, 8, özel üçgen geldi. Onu yazıyorum. Veya Pisagor yaparak da bulabilirsiniz. 36. soruda AB uzunluğunun OB uzunluğuna eşit olduğunu vermiş. Bu kenar bu kenara eşit. Demek ki AOB üçgeni ikiz kenar üçgen. Bu açısı alfa. İki tane iç açının toplamının uzaktaki dış açı olduğunu biliyorum. İki alfayı yazdım. Şimdi soruyu okumaya devam edeyim. OC uzunluğu 300'müş. BC uzunluğu 300 kök 3'müş. Ha, demek ki burada bir dik üçgen var. Bir kenar uzunluğu diğer uzunluğunun kök 3 katı. Bu sadece 30-60-90 üçgeninde geçerlidir. Bu açı 60 derece, bu açı 30 derece. 2 alfa 30'a eşitse alfa açısı 15 derecedir diyor. 37. soruda birbirine paralel doğrularım var. Bir tane de ben çizeceğim. Ben C'den yola çıkıp AD'ye bir paralel çiziyorum. Siz de D'den yola çıkabilirdiniz. Size kalmış. Burada bir paralel kenar oluştu. Bakın 3, 3 ve 3. Şu 5'i sileyim isterseniz. Şuraya 2 yazayım. Bir paralel kenar oluştu dedim. Burası 1, burası 2. Peki, şimdi sağdaki üçgende benzerlik yapacağım. Nasıl? 1'in 3 oranı, 2'nin İsterseniz şuraya K noktası diyeyim. KB'yi oranı. KB uzunluğunu ne gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. X uzunluğunu istiyordu. X buranın tamamı. 3 ile 6'yı topladığında sorunun cevabı 9'dur. 38. soruda sarıya boyadığım üçgenin alanını istiyor. B e açı ortayı E noktasından açının kollarına dikler indiriyorum. Ne olması gerekiyordu? Açı ortay doğrusu üzerinde alınan bir noktadan açının kollarına indirilen yükseklikler birbirine eşitti. Çünkü eş üçgenler çıkıyordu. Bakın ben neyi buldum oraya bir yükseklik indirdiğinde? AEB üçgeninin 10 kenarına ait yüksekliğini buldum. Alan nedir? Alan taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2 demektir. Üçgenimizin alanı 15 olarak geliyor. 39. soru katlama sorusu. Katlama sorularını oldukça seviyoruz. Peki. DK boyunca katlanıyor. Dolayısıyla şuradaki parça şuradaki parçaya eşit olacak değil mi? Benzer şekilde açılarımız birbirine eşit. Bu açıda 90. Ve benzer şekilde X kenar uzunluğu şuradaki D A üssü uzunluğuna eşit. Buraya X demek istiyorum. Bakın yine bir 6, 8, 10 üçgeni geldi. X uzunluğumuz 10 olduğunu gördük. 40. soruya şöyle diyeceğim. A noktasından geçen doğruya D1 doğrusu, bana verilen ikinci doğruya D2 doğrusu diyeceğim. D1 doğrusu ve D2 doğrusu birbirlerine dikmiş. Dolayısıyla eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Peki, D2 doğrusunun eğimini bulabilir miyim? Evet, eksi A bölü B'den eğim bulabilirim. A dediğim X'in katsayısı, B dediğim Y'nin katsayısı. M2'yi buldum. Şimdi gideyim M2 gördüğüm yere Eksi 1 bölü 2 yazayım. Çarpımları eksi 1'di. Buradan ilk doğrumun eğimi 2 olarak geliyor. Geçtiği noktayı biliyorum. Eğimini biliyorum. Doğru denklemini veren formülü size hatırlamayanlar için tekrar yazıyorum. Y eksi y 1 eşittir. M çarpı hatta burada M1 olsun. Çünkü M1 demişim. X eksi X1. X1, Y1 dediğim şey ne? A noktasının koordinatları. Hadi gelin yerine yazalım. Y eksi 2 eşittir. 2 çarpı x eksi 1. 2'yi içeriye dağıttığımda y eksi 2 eşittir. 2 x eksi 2. Burada eksi 2'ler birbirini götürüyor. Y eşittir 2 x. Şıklara baktığımda sadece eksi 2 x'i eşitliğin diğer tarafına taşıdığını görüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum gençler. Sonraki sınavlarınızda başarılar diliyorum.